Hakan. Yeah.
biliyorsunuz bir seçim süreci başladı ve bu süreçte bizler adaylar olarak Yüksek Seçim Kurulu'na başvurduk. Bir yıl önce mahkemenin bana verdiği memnun hakların iadesi, yani yasaklanmış hakların iadesi kararı kesinleştikten sonra biz bu evraklarla Yüksek Seçim Kurulu'na başvurduk. Bir yıl önce mahkeme bana yasaklanmış haklarımın iadesini verdi ve bu karar kesinleşti. Zaten YSK'nin istediği evrak da bu kararın kesinleşme evrakıdır. Adli sicilime de mahkeme tarafından yazı yazılarak işlendi. Ve YSK seçilme yeterliliğim önünde hiçbir engelin olmadığını ve aday olabileceğimi ilan etti. YSK benim adaylığımı ilan etti. Ve ben Neslihan eş başkanımızla birlikte halkın özgür iradesiyle Van halkının 245 bin oyuyla Van Belediye eş başkanı seçildi. Yüksek iradesiyle partisini sahiplenmesi, 14 belediyenin 14'ünü alması, bu AKP'li hukuksuzları harekete geçirmiş. Cuma gecesi hiçbir yetkisi olmamasına rağmen kanunsuzluk yapıyorlar, biliyoruz, ama kesinleşmiş bir kararı hiçbir yetkisi olmamasına rağmen mahkeme 2 gün önce gece bu kesinleşmiş kararı başsavcılığın talimatıyla ortadan kaldırmış. Ve bu bahaneyle AKP koşarak gitmiş Van İl Kurulu'na itiraz dilekçesinde bulunmuş. Peki ben adaylık başvurusu yaptığım zaman siz neden itiraz etmediniz? Peki benim adaylığımı YSK kabul ettiğinde, ilana çıkardığında seçilebilme şartlarının oluştuğunu dünyaya ilan ettiğinde neden itiraz etmediniz? Bu açık ve seçik Van halkına karşı, Kürt halkına karşı, bu ülkede yaşayan 85 milyonun iradesine karşı yapılan bir darbedir. Bunun benim şahsımla, benim ismimle bir alakası yok. Biraz hukuka inanan, halkın iradesine inanan, vicdan sahibi herkes bu hukuksuzluğun karşısında durmalı. Biz halkımızın özgür iradesiyle seçildik. Van halkının 245 bin insanın onurunu, şerefini kurtarmak bizim namusla şeref borcumuzdur. Bu hukuksuzluğa imza atanlar, bu halkın iradesini ezerek o koltuğa oturmayı düşünenler, burada haykırıyorum. Eğer benim canım aman olmuşsa, ben bunu kabul edersem ben şerefsizim. Bu kadar şerefsizlik, bu kadar hukuksuzluk, her bir sivil toplum örgütü, vicdanı olan, haysiyeti olan, herkesin bu tuzağa, bu kumpasa karşı çıkması gerekiyor. Biz halkımızın iradesini her yerde savunacağız. Sokakta savunacağız, parklarda savunacağız ve halkımıza çağrı yapıyoruz. İradenize sahip çıkın, iradenizle oynayan bu insanlara fırsat vermeyin. Biz sokak sokak bu hukuksuzluğa karşı çıkacağız. Biz sizin iradeniz hukuki olarak da tecelli edene kadar bu yanlış karar hukuktan, YSK'den dönene kadar biz hakkımızı arayacağız. Asla boyun eğmeyeceğiz. Asla boyun eğmeyeceğiz. Tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Her iki partinizin eş genel başkanı elimize doğru geliyorlar. Türkiye Barolar Birliği, bölgedeki bütün barolar şu anda elimize doğru geliyorlar.
Biz bu karar geri alınana kadar halkımızın iradesi, halkımızı halka iade edene kadar bu mücadele devam edecektir. Bu konuda Van'da kamp kuruyoruz. Hiçbir şekilde halkımızın iradesini kimseye yedirtmeyeceğiz. Bunun bilgisi olsun. Başkanlık meselesi değil. Kürt halkının onurunu gasp ediyorlar. O zaman seçim sistemini ortadan kaldırsınlar. 5 yıllar Kürtler bu ülkede oy kullanamaz. Bir oy hakkı bile yok. 1000 yıllardır burada oturan Kürtler şu an içe sayılıyor. Ben Abdullah Başkan ya da bu arkadaşların hiçbiri kendi şahsı için gitmiyor. Biz kendi halkımızın onuru için gidiyoruz. Bize verdikleri yetkiyi onurlu bir şekilde kullanmak için. Bakın sizler de bu kutsuzluğa göz yumuyorsunuz. Engel oluyor. Murat Başkan ne demesin Murat Başkan? Sizler de kutsuzluğa. Murat Başkan ne demesin? Demokrasiyi savunuyoruz. Murat Başkan. Bunlara laf anlatılmaz ya. Yarakesa bize öldürün. 14 tane belediye alınmazken 14'ün 14'ü biz diktatörlüğe karşı 14 belediyemizi almışız. Bunu da Kürt halkının gelip Abdullah Han'ı almaz gibi değil. Biliyorsunuz bir seçim süreci başladı ve bu süreçte bizler adaylar olarak Yüksek Seçim Kurulu'na başvurduk.
Biliyorsunuz bir seçim süreci başladı ve bu süreçte bizler adaylar olarak Yüksek Seçim Kurulu'na başvurduk. Bir yıl önce mahkemenin bana verdiği memnu hakların iadesi, yani yasaklanmış hakların iadesi kararı kesinleştikten sonra biz bu evraklarla Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Bir yıl önce mahkeme bana yasaklanmış haklarımın iadesini verdi ve bu karar kesinleşti. Zaten YSK'nin istediği evrakta
bu kararın kesinleşme evrakıdır. Adli sicilime de mahkeme tarafından yazı yazılarak işlendi. Ve YSK seçilme yeterliliğim önünde hiçbir engelin olmadığını ve aday olabileceğimi ilan etti. YSK benim adaylığımı ilan etti. Ve ben Edesyan eş başkanımızla birlikte halkın özgür iradesiyle Van halkının 245 bin oyuyla Van Belediye eş başkanı seçildi. Başkan Abdullah, başkan Abdullah, başkan Abdullah, başkan yüksek iradesiyle partisini sahiplenmesi, 14 belediyenin 14'ünü alması bu AKP'li hukuksuzları harekete geçirmiş. Cuma gecesi hiçbir yetkisi olmamasına rağmen kanunsuzluk yapıyorlar biliyoruz ama kesinleşmiş bir kararı hiçbir yetkisi olmamasına rağmen mahkeme 2 gün önce gece bu kesinleşmiş kararı başsavcılığın talimatıyla ortadan kaldırmış. Ve bu bahaneyle AKP koşarak gitmiş Van İl Kurulu'na itiraz dilekçesinde bulunmuş. Peki ben adaylık başvurusu yaptığım zaman siz neden itiraz etmediniz? Peki benim adaylığımı YSK kabul ettiğinde, ilana çıkardığında seçilebilme şartlarının oluştuğunu dünyaya ilan ettiğinde neden itiraz etmediniz? Bu açık ve seçik Van halkına karşı, Kürt halkına karşı, bu ülkede yaşayan 85 milyonun iradesine karşı yapılan bir darbedir. Bunun benim şahsımla, benim ismimle bir alakası yok. Biraz hukuka inanan, halkın iradesine inanan, vicdan sahibi herkes bu hukuksuzluğun karşısında durmalı. Biz halkımızın özgür iradesiyle seçildik. Van halkının 245 bin insanın onurunu şerefini kurtarmak bizim namusça şeref borcumuzdur. Bu hukuksuzluğa imza atanlar, bu halkın iradesini ezerek o koltuğa oturmayı düşünenler, burada haykırıyorum. Eğer benim canım aman olmuşsa ben bunu kabul edersem ben şerefsizim. Bu kadar şerefsizlik, bu kadar hukuksuzluk, bu hukuksuzluğa her sivil toplum örgütü, vicdanı olan, haysiyeti olan herkesin bu tuzağa, bu kumpasa karşı çıkması gerekiyor. Biz halkımızın iradesini her yerde savunacağız. Sokakta savunacağız, parklarda savunacağız ve halkımıza çağrı yapıyoruz. İradenize sahip çıkın. İradenizle oynayan bu insanlara fırsat vermeyin. Biz sokak sokak bu hukuksuzluğa karşı çıkacağız. Biz sizin iradeniz hukuki olarak da tecelli edene kadar bu yanlış karar hukuktan, YSK'den dönene kadar biz hakkımızı arayacağız. Asla boyun eğmeyeceğiz. Asla boyun eğmeyeceğiz. Tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Her iki partimizin eş genel başkanı elimize doğru geliyorlar. Türkiye Barolar Birliği, bölgedeki bütün barolar şu anda elimize doğru geliyorlar. Biz bu karar geri alınana kadar halkımızın iradesi, halkımızı halka iade edene kadar bu mücadele devam edecektir. Bu konuda Van'da kamp kuruyoruz. Hiçbir şekilde halkımızın iradesini kimseye yedirmeyeceğiz. Bunun bilgisi olsun. Thank you.
Yetkiyi onurlu bir şekilde kullanmak için. Bakın sizler de bu kutsuzluğa göz yumuyorsunuz. Engel oluyor. Murat Başkan, ne dönersin Murat Başkan? Demokrasiyi savunuyoruz. Bunlara laf anlatılmaz ya. Gerekirse bizi öldürün. 14 tane belediye alınmazken 14'ün 14'ü biz diktatörlüğe karşı 14 belediyemizi almışız. Bunu da Kürt halkımız gelip Abdullah Ata Almas gibi bir yerler. Thank you.
Abi ofisi mi ofisi? Hadi. Tamam tamam. Kapat kapat. Buraya geldi. Buraya gelmez. Ha. Öne sıktılar. Hı? Öne sıktılar. Hadi. 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 Hadi.
Oradan bir şey yapabilir miyiz abi? Oradan bir görüntü alalım mı? Tamam, bir gün. Buna da yetiş. Erdal abi bir dakika. Erdal abi. Hadi buradan bir görüntü alalım. Evet,
Abi oradan bir şey yapabilir miyiz? Görüntü alabilir miyiz? Hangi? Abi lütfen çekin, videoyu sistemini. Her platformda